Evet arkadaşlar, dostlar, yeni bir video ile karşı karşıyayız ve tekrar sizinle beraberiz. Herkese buradan selam olsun. Şimdi bu videoyu 2-4 tane ismin üzerine yapıyorum. Birincisi Azmi, 2 Baba Kurt, Albayrak ve Yeğen Falçata. Şimdi 41 asi, 41 dikli şahıs, vatandaş. Şimdi bir önceki videolarda söylediğimiz gibi bu Azmi kardeşimizin seni havaalanından işini gücünü bırakıp alması, Frankfurt buluşmasına getirmesi, gezdirmesi, ağırlaması, evinde ağırlaması, bunları zaten söylemiştik. Bunlar normal, doğal şeyler. Ben eminim, adım gibi eminim, nasıl adımdan emin olduysa, o şekilde eminim ki bugün sen yüzsüzlük yapıp, o yüzsüzlük var ya sende, önce hain dediklerin, arkasından atıp tuttukların hakkında dedikodu yaptıklarına nasıl ben sonradan kucak açarım tekrar dediğin gibi, bugün yüzsüzlük yapıp Azmi'nin kapısına gitsen bu dediğim şeyleri gene aynen yapacağına eminim. Çünkü onun karakteri bozuk bir insan değil. Evine kim gelirse gelsin kapısına, o kapıyı açar, gereğini yapar, yollar. Ondan fikiriz. Ben Azmi hakkında şunu söylemek istiyorum. 41 AD, 41, ha pardon, 41 AC, 41. Bu arkadaş çok iyiydi. Lazım olduğu zaman kanalda Azmi kardeşim WhatsApp'tan yazıp, ya kanala gel, böyle böyle sıkıntı var, bunları bunları söyle, bunları bunları yap dediğin zaman çok iyi oluyordu. Çok güzeldi. O zamanlar iyiydi. Çok samimi dostumdu, arkadaşımdı. Belli bir yaşanmışlıklar vardır. Arkadaş, belli bir yaşanmışlıklar vardır. Bu yaşanmışlıklar gelir geçer, belli bir zaman belki de biter. Ama bittikten sonra sen bu adama nasıl olur da ondan sonra kalkıp şunu diyebiliyorsun? Ya Azmi çok zıplıyorsun, çok zıplama. Peki sen bunu Azmi WhatsApp'a gel, Azmi kanala gel, Azmi şu kanala gel, Azmi Ozan'a şöyle dememiz lazım, Azmi şunlara şunlara böyle yapmamız lazım derken, o zaman niye demedin Azmi çok zıplıyorsun diye? Acaba bu kadar zıplayan sen miydin? Zıplaya zıplaya bir taraflarını kırdın. Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de artık daha sıçrayamaz ya. Seninki herhalde öyle bir şey oldu. O yüzden çıkmışsın diyorsun ya, Azmi çok zıpladın, Azmi ile dostluklarımız var, şunu söylemeyeceğim, bunu söylemeyeceğim, yaşanmışlıklar var, işte evinde kaldık, misafir oldum, yedim içtim. Ondan sonra da diyorsun ki ben geçmişimde şu kanunsuzluklarım var, yok bilmem ne var, insanların geçmişinde ne olursa olsun o seni ilgilendirmez. Senin zihniyet ne biliyor musun? Zihniyet, örnek Cenab-ı Allah diyor ki, alkol haramdır. Misal, adam alkolü içmeyi bırak geç, adam ayyaş, sabahtan akşama kadar 24 saat. Ama bir gün geliyor, adam tövbe ediyor, gidiyor tövbe kapısına, tövbesini yapıyor, 5 vakit namazında, niyazında af diliyor Cenab-ı Allah'tan. Onu kabul edecek olan kişi Allah. Sen de çıkıyorsun diyorsun ki, ya bırakın şu adamı, adam zaten ayyaşın tekiydi. Senin meselen bu. Tamam mı? Bu adam zamanında bir hatalar yapmıştır, olabilir. Biz hepimiz yaptık. Biz de bulunduk bazı yanlışlarda. Tövbe kapısı her zaman açıktır. O yüzden 41 AD 41, ya pardon, hep şaşırıyorum, 41 AC 41. Sana da tövbe kapısı açıktır, tövbe et. 2 Baba Kurt. Baba Kurt olayında da Baba Kurt 09.
Sistemde hiçbir küfür etmeden sistem banı yedi. Niye sistem banı yedi? Sistem banı dedi ki bu arkadaşlar rahat etsin. Gel madem sorun ikimizden kaynaklanıyor. Madem ikimizden kaynaklanıyor öyle dedin ya sen. Babakur 09. Videoların başında Babakur 09 aldın. Ortasında Babakur 09 aldın. Sonunda Babakur 09 aldın. Öyle bitirdin. Bu adam sana ne dedi? Dedi ki gel dedi. Madem dedi sıkıntı bizden kaynaklanıyor senle benden. Biz ikimiz de bu sistemden gidelim dedi. Marko'ya söyleyelim bize sistem bana atsın. Bu arkadaşlar rahat etsin. Sistem bana yediniz. Kendisi bizzat önce sistem bana attırdı baba kurt. Ondan sonra tuttun ağladın. Salle sümük yalvardın yakardın. Ben transportçuyum yollardayım şudur budur. Transport kanalları sana açıldı. 4-5 tane kanalda durabilirsin diye Marko izin verdi. Tuttun oradan gene tur 15'te oraya buraya gurbetçilere kişiler gönderdin. Bilmem ne yaptın fitne fesat her şeyi yaptın. Senin o sisteme transportçuların kanalına gelmenle beraber biz de dedik ki madem öyle senin öyle bir hakkın varsa biz de baba kurtu seviyoruz. O da bizim kanallarımıza gelsin. Yukarıya çıkmasın. Aşağıya inmesin yani pardon. Transport kanallarına gitmesin. Madem sizden kaynaklanıyor. Gene olmadı. Ondan sonra gene mevzular çıkardın. Adamlar gönderdin. Biri kalktı geldi şöyle dedi. Böyle dedi. Kanallarda. İkiniz de ban yediniz. Adam küfür etmeden suçsuz yere sistem banı yedi. Bugün sistem banı yiyen, küfür edip de sistem banı yiyen kişiler geri dönebiliyorsa bizim Babakur 09 niye dönmüyor? Ben bunu buradan Marko'ya sormak istiyorum. Marko'dan da rica ediyorum. Biz gurbetçi kanallarında, gurbetçi arkadaşlarımızla Babakur 09'a bir şans daha verilmesini istiyoruz. Midland'da. Bunun da buradan sözünü veriyoruz ki emin ol ki hiçbir şekilde sistemde bir sıkıntı olmayacak. Olmuyor zaten çok güzel de gidiyor. Şuna değinmek istiyorum. Babakur 09 41 Asiye dünya adminliği isterken çok iyiydi. Kanallarda Babakurt ne diyorsa o. Babakurt haklı. Babakurt'un altına imzamı atarım. Babakur 09 ne diyorsa onun dediği doğrudur. Bu kelimeleri kullanıyordun. Niye? Çünkü Babakurt seni savunuyordu o zaman. Sırtında taşıyordu ya, daha ayakların yere değmemişti, sırtından indirmemişti. Bırak indirmeyi, ayakların yere değmemişti. İyiydi, Frankfurt buluşmasında olsun, geldin mayık satışlarında, dedin ki böyle böyle mayık alalım, bunu Marko'ya gösterelim, biz mayık satıyoruz gibi gibi bir sürü şeyler söylediğinde orada Babakur 09 dedi ki bir elin nesi var iki elin sesi var bunu hep beraber yapalım kendimiz birer tane mayık alalım herkes cebinden 150 lira 50'şer lira neyse versin mayık alalım hem kendimiz mayık sahibi olmuş oluruz. Bazıları çıktı oradan öyle olmaz böyle olmaz şöyle olmaz dedi. Çıktı dedi ki Babakur ya gerekirse bunu ben tek başıma da alırım. Yani bunun için ben çıkarır o parayı verir. Ben bunu tek başıma da alırım. Bunun görüşmesinde sen de vardın. Yengenin o kadar ihtiyacınız varsa ben vereyim dediğinde. Babakurt'un haberi olmadığı halde. Şimdi o zaman orada dikkati şuna çekmek istiyorum. Ne dedin? Ya Babakurt madem sen alabiliyorsun sen al. Bak aynen bu kelimeyi kullandı. Madem Babakurt sen alabiliyorsun sen al. Kaça satarsan da sat, bak kaç paraya satarsan sat, internet fiyatına sat, bizi bağlamaz, biz mic satışımızı, reklamımızı yapalım dedin. Aynen böyle oradaki gruptaki arkadaşlar bunu çok iyi biliyor. İnternet fiyatına sat, üstüne kalırsa kalsın senin olsun, bizi bağlamaz, biz reklamımızı yapalım yeter dedin. Ne dedi sana orada Babakurt? Hani para çıkarcı, menfaatçi olan adam. Sana orada ne dedi? Dedi ki kardeşim benim paraya ihtiyacım yok. Ben istesem 10.000 euroluk da alırım. Bunun satışını da yapsam kimseyi ilgilenmez. Alırım 10.000 euroluk mic koyarım internete.
satışını yaparım. Bu Ozan'la onun arasında olan mevzu, benim aramda olan mevzudur dedi gerekirse. Ama benim buna ihtiyacım yok. Benim buradan gelecek tek kuruşa da ihtiyacım yok. Ben istedim ki birlik beraberlik olsun. Bir saniye, telefon geliyor. Evet, kusura bakmayın, telefon geldi de nerede kalmıştık? Mike şeyini söylüyorduk. Baba Kurt aynen şu kelimeleri kullandı sana o zaman. Benim bu paraya ihtiyacım yok. Buradan gelecek tek kuruşa da ihtiyacım yok. Ben istedim ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir şey yapıyorsak hep birlikte beraber yapalım. Herkes elini taşın altına koysun. Zaten herkes kendine mic alacak. Bu şekilde yapsın. Orada bilmem lagaluga bir şeyler olunca sen çıktın. Ya madem öyle Baba Kurt sen dedin ya, ben alırım 50 tane mic. Sen al o zaman. Gerisine de biz karışmayız. Kaça satarsan sat, kabul etmedi adam. Ve hatta orada menfaatçi çıkarcı dediğim adamlar, bak hepsi bunları biliyor, ezbere biliyorlar. Ben söyledikçe hatırlarlar, unuttular sen. Ya yiyen falçataydı, ya falçata 40, ya da fırtına aldı. Çıktılar dediler ki biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyin içerisinde biz olmayız. Ben olmam dedi, hatta çeker buradan giderim. Alacaksak hep beraber alacağız. Birer tane alacaksak birer tane, ikişer tane alacaksak ikişer tane. Yoksa ben buradan çeker giderim dedi. Yo, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi al bayrak konusuna gelince, Baba Kurt'un olayını bitireyim de. Ve o zamanlar çok iyiydi Baba Kurt. Frankfurt buluşmasında işte seni tanıtırken, arkanda dururken, destek olurken, kanallarda seni desteklerken çok iyi bir adamdı. Abimdi. Abim paşamdı. Alttan mesajlar yazıp abi sen o zaman şey yap, başkan ol, yok onu ol, yok bunu ol. Yönlendirmeyi yaparken sözün dinlendiği zaman çok iyiydi de. Ne zaman ki bu adamlar sana dur dedi, kardeşim dur, sen biraz bencillik yapıyorsun, benlik yapıyorsun. Ayakların sırtımızdan yere değdiği anda ne oldu da bir şey değişti bir anda? Geçen benim biraderin sana yazdığı gibi demiş ya, sana orada Facebook'ta gördüm. Madem azmi, madem bu adamlar böyleydi, niye arkadaşlığın dostluğunu devam ettirdin? Sen bitirseydin bizimle dostluğunu biz bitirene kadar. Ve al bayrak. Benim hakkımda ben kendimle bir şey söylemeyeceğim. Sadece geçen Facebook'ta bir arkadaşımızın Facebook'unda gördüm. Ya al bayrak, bu videoları zannedersem 100'e kadar çıkaracak, gülüp geçiyorum dedin. Kardeşim bitmez bitmez. Senin yalanların, İftiraların, tamam mı? Dolandırıcılığın, senin hakaretlerin, insanların kuyusunu kazman, dedikodun bitmez ki. 100 değil, 300 bölüm yapsak bitmez. Sinema filmi çeksek en az 4-5 tane olur. Anladın mı? O yüzden ben kendimden bir şey söylemeyeceğim. Beni bilen biliyor zaten. Sadece bunu söylemek istedim Albayrak'la alakalı. Albayrak 100'e kadar gidecek demişsin. 100'e kadar değil, 200'e kadar da giderim. Bitmez çünkü. Daha o transportçu arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu transportçu arkadaşlarımızın içerisinde dolandırdığın insanlar var daha. Daha onlar çıkacak. Daha bir dur. Daha yeni başladık. Gelelim yiyen falçata olayına. Yiyen falçata olayında bu adam sana Almanya'da, Hollanda'da ikisinden biri olacak, yalan söylemeyeyim. Oturum alacağı zaman çok iyi bir insandı. Senin için pasaport, oturum, onların planını yapıyordunuz. Onlar için sana destek olmaya çalışıyordu. O zaman iyi bir insandı. O zaman bir sıkıntı yoktu. Ne oldu? Neyden sonra değişti yiyen falçata? Delikanlıydı, harbiydi,
Kanalda yeğen falçadan bahsettiğin zaman senin yaşın küçük buradaki çoğu insandan ama harbi çok delikanlısın. Sanki 50 yaşında gibi bir adamsın gibi konuşuyordun. Yani Azmi'de yanıldın hadi tamam. Baba Kurt'ta yanıldın. Yol Albayrak'ta da yanıldın. Falçata da yanıldın. Mesut'ta yanıldın. Yeğen Falçata da yanıldın. Ulan hep biz mi böyleyiz kardeş? Hep biz mi böyleyiz yani? Hiç şöyle bir aynaya bakıp da, geçip şöyle aynaya bakıp da bir baktın mı kendine? Ya acaba bende hiç bir kabahat yok mu ya? Biz kabahatliyiz tamam. Ya sende hiç mi kabahat yok ya? Hiç mi? Tertemiz misin sen? Yani şu bembeyaz sayfanın içerisinde bir nokta kadar leke yok mu sende ya? Zaten sen bunları söylediğin için, tamam mı? Kendinde en ufak bir leke görmediğin için, hata görmediğin için sen zaten otomatikmen suçlusun. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar temiz olma şansın yok zaten. Hiçbir insanın yok. Herkesin bir hatası vardır. O yüzden şimdilikte bu videoda da bunları söylemek istedim. Sırayla yavaş yavaş çok daha gelecek. Ama özellikle bu isimlerin üzerine çok fazla gittiğin için, yani özellikle bu isimlerin üzerine iftiraları aşırı derecede yoğunlu olarak söylediğin için bu isimleri kullandım. O yüzden sen Azmi, Baba Kurt, Yeğen Falçata ve Albayrak'ın bu dört tane insanın tırnağı bile olamazsın, tırnağı. Bizim tırnağımız olabilmen için en az 50 fırın ekmek yemen lazım. Anlaşıldı mı? 41 adi 41. Ha, pardon, 41 asi 41. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu videoda bu kadar şimdilik.